Sevgili izleyiciler, yeni bir Başkent Kulisi programıyla sizlerle birlikteyiz. Dual Metal Kablo'nun hazırlamış olduğu Başkent Kulisi'nin bu akşamki konuğu Ankara Samsun Dernekler Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Işık bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle bir Karadeniz sohbeti yapmış olacağız. Sayın Başkanım, stüdyomuza hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Başkanım, biz sizi hasbelkader tanıştık, sohbet ettik. Ama izleyicilerimiz de kısaca İbrahim Işık'ı bir tanısın istiyorum. İbrahim Işık kimdir? Ne iş yapar? İbrahim Işık, Samsun Vezirköprü doğumlu. 20 yıl önceden Ankara'ya gelmiş, yerleşmiş Samsunlu bir vatandaş. Evet. Ankara'da şu anda ne işle meşgul? İnşaat, emlak. Alt yüklenici firma olarak hizmetlerimizi sürdürüyoruz burada. Peki başkanım, şimdi dernekçilik, federasyonculuk başlı başına bir iş, sosyal aktivitesi yüksek olan kişiler zaten buralarda. Siz de öylesiniz, sosyal bir kişiliğiniz var. Bu dernekçilik nereden geldi? Federasyon başkanlığına gelen serüveni kısaca sizden almak istiyorum. Şimdi dernekçilik daha önceden zaten burada köy derneğimiz vardı bizim. Vezirköprü Alanşehir Sosyal ve Yardımlaşma Derneği. Tabii derneğimize de üye olduk. Gurbette yaşayan Samsunlar olarak bir araya gelmek, birbirimize yardımcı olmak amaçlı. Tabi buradan da üst çatı kurulmuştu tabi. Federasyon. 2011'de kurulmuş bir federasyonumuz var. Ankara Samsun Dernekleri Federasyonu. Ve biz de derneğimizin üst delegesi olarak federasyona delege olarak gönderildik. Ve burada da yönetimde yer almaya başladık. Bu aşamada tabi dernekçiliği de çok bilmiyoruz aslında biz. Tabii yavaş yavaş federasyonun, derneğin içine girince yavaş yavaş tabii bir şeyler de öğreniyoruz tabii. Amacı nedir? Ne yapmak evet. gerekiyor? Ne yapmamız lazım? Ve bu anlamda da federasyonda derneğimizi üstelik olarak temsil ederken başkanlığa aday olduk. Derneklerimiz ve üst delegelerde layık gördüler bizi ve 3 yıldır da Ankara Samsun Dernekleri Federasyonu Başkanlığı'nı sürdürmüş bulunmaktayım. Başkanım, derneğimizdeki faaliyetlerimizden de biraz bahsedelim istiyoruz. Ne tür faaliyetlerimiz var derneğimizde? Ne gibi faaliyetlerimiz var? Şimdi bilmediğimiz için bir şeyleri öğreniyoruz tabii. Bir de vatandaşın tepkisi ne, beklentisi ne? Arz talep noktasında zaten biz bir şeyler yapmayı istiyorduk. Ve bununla ilgili de çalışmaya başlattık. Pandemi dönemi tabii bir durgun geçti. Futbol turnuvamız falan da vardı, yarıda kaldı. Ama araştırma yaptığımız araştırma sonucu vatandaşlarımızın, buraya gelen gurbetçilerimizin veyahut da gelip giden vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin beklentisi doğrultusunda sizin de gördüğünüz zaten geldiğiniz federasyonumuza merkezi yerde Beştepe'de federasyonumuz için bina kiraladık. Burada da bahçe bölümünü toplanmak amaçlı kahvaltı programları, yemek programları amaçlı dizayn ettik burayı. Ve artı yukarıda da mevcut dairelerimiz vardı binada. Binayı komple kiraladık. Ve burada da proje yapmaya çalıştım. Daha çok
şahsi olarak biraz da. Yönetimden destek veren arkadaşlar sağ olsun dışarıdan da destek oldular. Ve bir tane dairemizi hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Federasyon ev olarak, misafirhane olarak. Kırsal'dan, Samsun'dan gelen hemşehrilerimiz, hastaneye gelen, hastası var yoğun bakımda, kalmaya yeri yok. Servise çıkana kadar, refakatçi kalabilme durumuna kadar burada ağırlayabiliyoruz. İmkanı olmayanları tabii. Sınava gelen öğrenci veyahut da herhangi bir iş için gelen hemşehrilerimize imkanı olmayanları biz burada günübirlik veyahut da 2-3 gün kalabilecek şekilde öğrencilerimiz geliyor, staja gelenler var. Biz bunları ağırlıyoruz şu anda. 2 aydır aktif, açık durumda. 2 aydır da onlarca kişi geldi. Ziyarete gelen var. Ve bu sene normalde 4 tane dairemizi biz Samsun'dan gelen, üniversitede okuyan, önceliğimiz tabii şehit ve gazi yakını, ihtiyaç sahibi kız öğrenciler için 4 tane daire ayırdık burada. 20-25 tane Samsun'dan gelen bu şekilde ihtiyaç sahibi, şehit, gazi yakını öğrenciyi biz federasyon adına okutma kararı aldık. Ama tabii bu sene çıkışmadı, yetiştiremedik okulların açma dönemini. Aslında biraz da tabii sponsor bazında sıkıntı yaşadık. Federasyon olarak proje yaptık. Buradan da Asarcık olsun, Ladik olsun, Alaçam olsun, birkaç tane belediyemiz sağ olsunlar destek olmaya çalıştılar ama sponsor da Samsun genel olarak bir destek gerekiyordu sponsorun üstlenilmesi için. O yüzden de bu sene yetiştiremedik ama seneye Allah izin verirse bunlar da faaliyete geçireceğiz. 20-25 tane öğrencimizi, kız öğrencimizi de burada okutacağız. Sıkıntı olmazsa. Güzel bir faaliyet, düşünce. Hele de son günlerde yurt konusunda sıkıntılar yaşanmıştı. Aşıldı gerçi ama yine de tabii ki bu şey devam ediyor. Bu tür düşünce federasyon olarak sizin şahsınızda gayet önemli bir düşünce. Zaten hani arz talep noktasında. Şimdi daha önce de kurulmuş, şu anda da mevcutta da var. Sadece farklı amaçlarla kurulan dernek var, federasyon var. Birileri sadece bürokratlarla derneğin arasını açmış veyahut da federasyonu arasını açmış. Sadece şahsi çıkarları menfaatleri ona kullanmışlar ve yani mesafe açılmış farklı amaçlarla kuruluşlardan dolayı. Şu anda da var mevcut. Sadece siyasete yaranmak için veyahut da benim arkamda şu kitle var demek için geçici, sadece kendi parasıyla kuruyor veyahut da siyasetten kendime yer bulayım, yer edineyim. Yoksa çok hemşeri canlısı veya ekranlarda göründüğü gibi değil kimse. Biz de bu olayın içine girdiğimizde zaten bunları öğrendik, gördük zaten. Yani dışarıdan herkes milliyetçi, hemşeri canlısı ama yani böyle bir olayda işin içine yani girdiğimde yalnızlığımı da sever oldum yani. Ama bu işe girdim, bu işin de hakkını verme taraftarıyım. Vebalde kalmadan üstlendiğimiz görevi en iyi şekilde yerine getirip ondan sonra da daha iyi yapabilecek. Tabii bizden de yavaş yavaş geçiyor. Bizim de işimiz var, gücümüz var, çocuklarımız yetiştirdi. Vakit ayıramazsak daha iyi vakti olan, bu işi hakkaniyetle, hakkıyla yapacak olan hemşehrilerimiz tabii ki devam ediyorlar. Biz de onlara yine yardımcı oluruz elimizden geldiği kadar. Hem bu tür yerler, koltuklar gelip geçicidir. Önemli olan o koltuğa sizin güç vermeniz. Ya kesinlikle. Yoksa o koltuktan güç alıp bir şeyler yapmak değil. İşte söylediğim aynı şey zaten. Birileri o koltuktan güç alıp bir şeyler yapmanın derdinde ama siz tam tersine o koltuğa güç vermek. Şimdi başkanım, Samsun ili hakikaten büyük bir şehir. Karadeniz'in iç Anadolu'ya açılan kapısı. Karadeniz dendiğinde aklımıza iki tane şehir geliyor. Bir Trabzon, bir Samsun. Şimdi bürokrat tarafına baktığımızda Samsun değil de Trabzon sanki ağır basıyor. Samsun'daki bu bizim bürokrasimiz olsun, işleyişimiz olsun,
Mesela önümüzde bir belediye seçimleri var. Şu anda mevcutta Ankara'daki belediyelerde Samsun'da hemşehrilerimizin durumu vaziyeti nedir? Yani bir meclis üyemiz var mı? Yukarıda birileri var mı? Burayla alakalı köprü vazifemiz nasıl? Şimdi önceliğimiz zaten bizim kırmızı çizgimiz belli. Samsun bölgesi, Karadeniz bölgesi zaten milliyetçi. Vatanını, milletini seven, muhafazakar insanlar daha çoğunlukta. Şimdi siyasi olarak tabii her partide, açıkça söyleyeyim HDP haricinde, bütün zaten bizim federasyon ve derneklerin amacı ne? Aynı renkleri bir çatı altında birbirine saygı, sevgi çerçevesinde birlikte tutmak zaten. Gurbette bunu yapmamız lazım. Ve vatan hainliği dışında hedefi, ortak kaygısı, bu vatanın değerleri, bayrağı, inancı olan insanlar tabii her partide siyaset yapabilir ve bize değer veren her siyasi partinin bizde şahsi olarak bizim hemşerilerimiz hangisinde yer alırsa, yer bulursa tabii ki şahsi olarak bize hemşerimizin olduğu yerde mutlaka onu destekleyerek, programlarına giderek destek olacağız ve olmamız da lazım zaten şahsi olarak, parti olarak değil. Kesinlikle STK'yı partileştirmek veyahut da A veyahut da B partisinin arka bahçesi değil. Kesinlikle. Şahsı olarak bana derken hemşerime kim değer veriyorsa, Samsunlar olarak bize kim değer veriyorsa, biz de hemşerimizin programlarına, yaptığı etkinliğe destek olmamız gereken yerde hemşerimizin yanında illaki yer alacağız. Ve olması da lazım. Çünkü biz Ankara'da en son TÜİK verilerine göre 99 bin küsür resmi. Tabii bu Ankara nüfusuna kayıtlı, Ankara'da doğmuş olanlar hariç. Yani 8-9. Sıralardayız biz Ankara'da. Şimdi belediyelerde de olmamız lazım. Meclis üyemiz olması lazım. Şimdi bana parti bazında veyahut da şahsi olarak da soruyorlar. Partiden soruyorlar. Başkanım siyaset düşünüyor musun? Bir oturalım görüşelim. Ya ben siyaset düşünmüyorum ama bizim yani hemşerimiz samimi olan, gerçekten hemşerilerini seven, hemşerilerine hizmet etmek isteyen hemşerimiz olursa siyasete yakındır, teşkilattan gelir, partiden gelir. Onların olmasını istiyoruz. İstiyorum ben şahsi olarak. Onlar belediyede olduğu zaman, zaten bizim herhangi bir sıkıntılı bir durumumuz olduğu zaman, aradığımız zaman o belediyede, o kurumda hemşerimize yardımcı olabiliyorsak, o arkadaşımız vasıtasıyla ben de siyaseten oradayım demektir. Aynen. Bizi en güzel şekilde temsil ettiği için orada, bize yardımcı olduğu için, yani illaki ben değil de biz olabilmemiz lazım zaten. Hani ben federasyon başkanıyım, ben olayım değil. Hemşerim oradaysa ben oradayım demektir zaten. Bize en çok bu şekilde talep olduğu için işte misafirhane, öğrenci okutma ve buraya gelen hemşerilerimizin sorunlarını çözme bizim amacımız zaten. Bizim zaten görevimiz bürokrasiyle vatandaş arasında, siyaset arasında köprü vazifesini görmek, bunu uygun bir şekilde yerine getirmek. Evet başkanım, gerçi sohbet arasında geçti ama şimdi federasyonuz, kaç derneğimiz var? Yani Samsun'un tüm ilçelerindeki derneklerimizdeki kontaklarımız nasıl? Şimdi daha çok göç veren ilçeler var zaten. Ankara'da ağırlığı olan. Merkezi ilçelerden olmayabilir ama 14-15 tane federasyonumuza bağlı dernek var zaten. En yani köklü zaten federasyon. Bir tane federasyon vardı. Şu anda bir tane daha kuruldu ama bizim alakamız yok. 14 tane falan derneğimiz var şu anda bizim. Bir iki tanesi de ayrıldı bu yeni kurulan federasyonların dolayı. Tabii herkes yani rekabet güzel şeydir. Bu farklı kullanılmadı. Samimi olsa rekabet bize güç katar. Hemşerilerimizin faydasına olur. Ama farklı kurulum olursa ona da bir şey diyemeyiz. Onları da takdiri hemşerilerimize bırakırız. Onlar zaten. Ama ağırlık olarak tabii Çarşamba olsun, Veziköprü olsun, Havuz olsun, Ladik olsun. Yani bölge olarak Ankara'da göçü fazla veren ilçelerimizin genelde derneği var zaten. Bizde var diyorsunuz. Evet.
Başkanım, pandemi döneminde ara verdiğinizi söylediğiniz bazı sosyal faaliyetlere. Mesela bu sosyal faaliyetlerin başında gelen veyahut da bundan sonra devam edecek bir tane projeniz gayet güzel. Öğrencilerimize en azından yatakhane dahi açacağınızı söylüyorsunuz. Onun haricinde buradaki hemşehrilerimize buluşmalarında, Samsun'un hemşehrilerinin buluşmalarında ki ne yapıyoruz mesela farklı bir etkinlik olarak? Şu anda bir şeyi vesile kılmak, mesela neyi vesile kılıyoruz? Normalde pandemi döneminde yapamadık. Hamsi programımız bizim hamsinin kulağına darga açınca daha lezzetli olur dediklerinden. Şimdi hamsi programını biz her yıl yapıyoruz federasyon olarak. 5-6 hafta. Her haftada da farklı grup hemşehrilerimizi bir araya getiriyoruz zaten. Yeni başladık zaten ona da. Havalar kurak gitti zaten. Her ne kadar kar yağmasa da. Kar yağmasa da yağan bölgelere olduğu için. Hamsi programına başladık. Bu 5-6 hafta zaten sürecek. Bürokratlarımız, siyasetçilerimiz kaynaşma zaten devam edecek ve Samsun günleri tabii etkinliği programımızda var. Ama şartlar daha öncelik. Orada açtığımız yer belli. Şimdi kahvaltı programı yapabiliriz bütün insanlarımız. Daha uyguna. Evet. Normal yerlerde yaptıklarının 3'te 1 fiyatına burada maliyeti düşük. Hem de federasyona katkısı olarak toplantılarını, yemeklerini, her türlü programı yapabilecek bir yer hazırladık. Sakin bir yer. Gayet de güzel bir yeriniz var. Kesinlikle. Terminale zaten yürüme mesafesi, metroya. En merkezi yerde şu anda. Otobak sıkıntımız yok, ulaşım sıkıntımız yok. Dolmuş olsun, metro olsun. Şehir dışından gelenler için. Evet. Yürüme mesafesi terminalde indiği zaman. Ama tabii öncelik burada yani arz talep dediğimiz gibi yani. Şimdi vatandaş orada Samsun'dan gelmiş mağdur, ihtiyaç sahibi. Şimdi bizi arıyorlar. Ya başkanım bize bir yer ayarla. Bundan önce işte A belediyesini ara, B belediyesini ara. Belediyede bir akşam kalıyor, bir akşam farklı çevresi olarak veyahut da siyasi olarak gücü olan birisi yönlendiriliyor oraya. Bir akşam kaldığı zaman öbür akşam deniyor ki ya artık yer kalmadı sen git. Yani tekrar bizi arıyor insanlarımız, hemşehrilerimiz. O yüzden bizim önceliğimiz zaruri ihtiyaçları karşılayıp ondan sonra şimdi biz de biliyoruz ekranlarda bazıları davul zurna yani tam teneke sesi geliyor, gürültü geliyor ama bir damla yağmur yok. Sadece ekranlarda görünen bunlar. Yani şimdi şu kadar murs veriyoruz. Alakası yok bence. Ben görsele yatırım yapsın vatandaş. Görsün, gelsin. Ben orada 25 tane kız öğrenci okutuyorum. Hemşerimiz, Şehit Gazi yakını, ihtiyaç sahibi. Görsün, oraya yatırım yapsın. İş adamımız gelsin. Biz de kapısına zaten ismini yazarız. A dairemiz, B şahıs tarafından. Yapılmış. Bir yıllığına masrafları karşılanmıştır. Hayırsever olur, siyasetçi olur. Biz de zaten paylaşımını da yaparız. İstenilir. Evet. Görsel olarak yani gördüğüne yatırım yapsın. Ben buradan burs veriyorum ama nereye gitti, ne yaptı bu düşüncede olmasın. Direkt birinci elden veyahut da misafirhanemizin ihtiyaç sahipleri geldiği zaman maddi durum da iyi değil. 2 gün, 3 gün kaldığı zaman biz kahvaltımız da zaten burada yemen de veriyoruz biz federasyon olarak. Evet. Yani dediğimiz gibi yani tabelelerine çok, bayrak çok ama şahsına veyahut da siyasetine kullanma derdinde. Bizim böyle bir derdimiz yok şükür olsun. Biz direkt misafirhanemiz olsun, öğrenci evimiz olsun, direkt görsel olarak meydanda. Biz çok da reklamda yapmıyoruz öyle. Yani görünmez de bunlar bizim yaptıklarımız. Evet. Sadece bir elin verdiği bir yer görmeyecek diyor. Yani ondan sonra hani zaruri ihtiyaçlar biter. Federasyonun, derneklerin yapması gereken öncelik bunlardır. Ondan sonra Samsun Günleri programımıza aldık. Ama öncelik burayı halledip ondan sonra biz gelen misafirimiz niye mağdur olsun, garibanımız niye mağdur olsun? Biz bunları açtıktan sonra şimdi burada garibana ihtiyaç sahibine cevap veremiyorum. Çıkıp Samsun günleri yapayım bu bana ters, bana uymaz. Yoksa ekranlarda ben de 100 lira 200 lira harcayıp konserde verdirebilirim.
Hani büyüklerimiz yine demiş ya, eve lazım olan camiye haramdır. Yani. Önce evi Samsunlu'yu rahat ettirmek. Zaten rahat ettikten sonra diğerleri de yavaş yavaş gelir. İlla bu yarın olacak diye bir şey yok. Öbürsü gün olur. Diğer öbürsü gün olur. Biz hani yoluna çıktık. Mücadelemizi veriyoruz. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yoksa diyorum ya, ben 50-100 lira harcarım. Falanca iş merkezinde, falanca yerde toplarım 1000-2000 kişi. Eğlenceli yapabilirim, şarkıcı da çağırırım ama sizin de dediğiniz gibi eve lazım olan evet, camiye haramdır. O yüzden biz önceliğimiz vatandaşımızın, hemşehrilerimizin arzı, talebi, beklentisine. Derneğe üye para veriyor, bana ne yapıyorsun diyecek yani, soracak bunu. Ne iş yapıyoruz biz? Evet, karşında ne yaptık, ne ettik? Federasyonumuza bağlı dernek başkanımız çıktığı zaman üyelerinin karşısına, ya şimdi burada federasyon başkanlarına 25 tane öğrencinin bir tane kontenjan vereceğiz mesela. Hangi derneğin başkanısın? Evet. İşte Ladik dernek başkanıyım. Sana bir tane kontenjan. Bir tane ihtiyaç sahibi öğrenciysen okul dernek başkanı olarak. Misafirhane senin hizmetinde. Kavalttan gelen, Alaçam'dan gelen misafir burada kalacak, ağırlanacak ihtiyaç sahibi. Ha, ihtiyaç sahibi olmaz o gün. İhtiyaç sahibi olmayan biriler gelir, onları da ağırlayabiliriz. Tabii onda ki da sıkıntı yok. Gönlünden bir şey kopar, atar. Federasyona bir katkı olmuş katkı olur o da. Elektriğinin, suyunun karşılanmasında. Ve dernek başkanımız buraya çıktığı zaman üyelerinin karşısına, ya bir tane işte ihtiyaç sahibi öğrencimiz var köyümüzden veya da ilçemizden, biz burada okutuyoruz. Şu şekilde misafirlerimiz geliyor, bunları ağırlıyoruz diyebilsin, onlar da diyebilecek. Burada artı yani dernek başkanlarımızla bizim amacımız artı katmak. Başkan, ne güzel söylüyorsunuz. Yani şu manada, ben federasyon başkanıyım ama altta da arkadaşlarım var. Onlar da başkanlar. Kesinlikle. Burayı birlikte götüreceğiz. Onlara da söz hakkı veriyorum diyorsun. Sadece İbrahim başkanın konuşmasını. Ben değil, onun zaten biz şeyle olabilmek önemli, evet, burada. Şimdi diyoruz işte, siyasi şahsi çıkarına kullanmak farklı. Federasyonu kullanıp bir yerlere yürümek farklı. Ama burada ben siyaset düşünmüyorum. Bura bizim en üst çatımız. 2011 yılında kurulmuş. Farklı kullanılmış. Zaten biz de bir tepkiyle geldik buraya zaten. Böyle olmaz, yanlış yapıyorsunuz deyip bir delilik yaptık. İhale de bize geldi. Ondan sonra da devam ettik. Tatlı bir delilik. Peki başkanım, Samsunlular geç Ankara'nın her tarafında ağırlıklı da fazla bir ağırlıklı olduğumuz bölge var mı Samsun'da? Daha çok Keçören, Altındağ, Mamak ağırlık bölgelerde. Ama genelinde de var tabii. Genelde de var. Sizin can olsun, etemesi olsun, o taraflarda da var. Ya bu da şunu gösteriyor, az önce sormuştum. Ankara'da, belediye... Ankara'da olmadığımız yer yok. her bölgede varız. Varız. Yani mutlaka ve mutlaka belediye meclisinde olmanız gereken bölgelerin başında oralar geliyor. Kesinlikle. Ya burada şimdi var, meclis üyesi olan arkadaşlarımız da var. Hemşehrilerimiz var. Tabii zaten biz mevcut belediyelerde de zaten irtibat halindeyiz. Herhangi bir sorun çıktığı zaman hemşehrilerimize yardımcı olmak amaçlı. Ama tabii birinci elden, yani şimdi samimiyetimize inanıp bizlere yardımcı olurlar sağ olsun. Keçiören Belediyesi'nde olsun, işte Yeni Mahalle'de olsun, Çankaya'da olsun, gittiğimiz zaman zaten samimiyet olduğu zaman zaten geri, evet, çevirme, hani şahsi biz şahsi çıkarımıza herhangi bir şey istemedik bugüne kadar. Burada Samsunların menfaatine olan, ihtiyacı olan şeyler için gitmişizdir. Yani şahsi bir isteğimiz, özel isteğimiz veya de iş şudur budurla gitmemişiz biz. Peki başkanım, işlediniz de şimdi diğer dernek başkanlarımızla, federasyon başkanlarımızla da konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. En çok, yani baştan ağrıdı demeyeyim de, en çok kapımızı iş. İşte bizi falanca yere yönlendir, işte falanca yere at. Yani bürokrasiyle olan ilişkilerinizden de bildiklerinden dolayı hem şehirlerimize yardımcı oluyorsunuz. İlginç olan bir şey var mı onların içinde? Ya şimdi şu var.
Benim oğlum askeri sınavlara girdi, kazandı. Hiçbir yer aramadım ben. Şimdi hakkaniyet çerçevesinde olduğu zaman, hatta bir iki tane komutanımız aradı sağ olsunlar, var mı yapacak bir şey yok. Sadece benim istediğim, dedim ki benim çocuğumun hakkı yenmesin. Ekstra bir hale, ekstra bir şey ben talep edemem. Çünkü benim çocuğum hak etmiyorsa orayı, buraya benim referansımla şununla bununla gittiği zaman illaki A veyahut da B şahsın birinin kırmış hakkı yenecek. Hakkı yenecek. Sonuçta hakkaniyet çerçevesinde, şimdi annesi hasta olan, babası hasta olan oluyor A şehrinde, ama burada da anne babası mağdur durumda olan, mesela ihtiyaç sahibi, gerçekten çocuğu veyahut da oğlu kızı orada bulunursa onlara yardımcı olacak, mağduriyetler ortadan kalkacak şekilde. Hani mağdur varsa biz bu şekilde her türlü giderim, her kapıyı çalarım. Ama ya sadece yani buraya girsin benim çocuğum, ama yani oraya da müracaat eden de var çok. Ya şimdi o olmasın da o 80 puan almış ama 70 puanla benim çocuğumu alacağım veyahut da benim hemşerimi alacağım demek de bana bir ters geliyor, bana uymaz. Ama hemşehrilerimize diyorum, her şekilde varsa referans doluyoruz biz. Başvurunuzu yapın. A belediyesinde ihtiyaç varsa, senin branşında veyahut da falanca kurumda şu varsa biz referans oluruz. Seni tanıyorsak, sana güveniyorsak gider ararız, ziyarette de bulunuruz. Bizden de Samsunlu olarak burada hemşehrimiz olsun. Aradığımız zaman, bir hemşerimiz geldiği zaman yardımcı olsun. Her kurumda olmasını istiyoruz ama tabii bu hakkaniyet çerçevesinde olursa, kimsenin hakkı yenmeden olursa ben o pencereden bakarım. Çünkü sürekli bu şekilde zaten gidilmiş, gelinmiş, sadece benim istediğim olsun. Veyahut da aşağı senin işini yaparım ben, orada işte şu var, bu var, tanıdığımız var falan filan. Hep bu şekilde alıştırılmış. O yüzden de ben girmem. Yani haklı olan, samimi olanla her türlü yardımcı olmaya çalışırız. Ama sadece hak etmediğini bir yere götürüp de yani onu bırakın da bunalım demek de olmaz. Zaten başkanım, sohbetimizde şunu gördük. Koltuğa güç veren birisisiniz. Koltuktan güç alan değil. Onu anladık. Olmaması lazım. Yani buradaki hakkaniyetiniz de oradan geldiğini görmüş olduk. Başkanım, şimdi sohbet ediyoruz. Sohbetimizin dışında da aklımıza gelen bir şey varsa onu da aktaralım. Çünkü 25 dakikayı da bulmuşuz maşallah. hem bir toparlama yapmış olalım. Şimdi tabii çok da alışık olmadığımız için kameralara, röportaja. Tabii buradan hemşehrilerimizi bekleriz her zaman. Federasyonumuza gelsinler, oturalım, tanışalım. Tabii ulaşamadığımız da vardır. Projelerimizi anlattık. Bu şekilde ya ben buraya yardımcı olayım diyen olursa, sponsor olmak isteyen olursa, tabii iletişim olarak direkt iletişime geçebilirler. Görsel olarak dediğim gibi ya bu iş hayır işi. Gönüllülük esasına dayalı. Evet. Şahsi diyorum ya, şahsi, ben bugüne kadar şahsi işim için, menfaatim için hiçbir kafı çalmamışımdır. Giderim, amelelik yaparım ama benim yapımda yok zaten, fıtratımda yok o. Ama biz Ankara'ya geldiğimizde tabi azınlıktı o zaman nüfusumuz. 97'ler, 98'ler, ne bileyim, hani plakalar artık o zaman, 55 plaka var mı diye. Şimdi arabaların sonunu özel plak almaya başladık tabi. Çoğaldık biraz daha tabi. Eskiden daha bağlıydı insanlar. Azınlıklar daha çok milliyetçi olduğu için. Ama şimdi unutuluyor. Biz dernekler olarak, federasyon olarak, şimdi pandemi döneminde ben Altındağ Belediyesi'ni bir ziyarete gidelim. Sinop Valimiz Erol Kararlıoğlu Bey, o zaman Altındağ Kaymakamıydı. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye daha önce de bizim Veziköp'te görev yaptığı için bir selam verelim, çayını içelim, biraz hasbihal edelim dedik. Gittiğimizde bayağı bir gerilindi o zamanki Kaymakam Bey. Hayırdır Kaymakam Bey, sıkıntı nedir, bu kadar gerginsiniz dediğimizde, o pandemi döneminde 1000 lira dağıtma olayı, evet, da 2 gün içinde
29 bin kişi yazdırılmış. Ama bunun içinde, yani üzülerek söylüyorum ben, 3 tane dairesi var, 1 tane dükkanı var. Bu adam da 1000 lira yardıma yazılmış. İşte villası olan da yazılmış. Evet, yazılmış hatta... oğlu yazılmış ama bakıyorum biz, şimdi garibanın evinde internet yok. E-Devlet şifresi yok. Giriş yapamıyor. Şimdi bunların hepsine verin dedim diyor. Lanet olsun dedim diyor. Ama bize altında da bakıyorum, Keçiören'de bakıyorum ya biz ulaşamıyoruz. Veyahut da zaten insanlarımız onurlu. Evet, çok onurlu insanlarımız. Karakterli insanlarımız da var. Gidip zaten yazılmıyor zaten. Kuru ekmeği yiyor. Ama biz bunların sesi olabilmemiz önemli. Bunlara ulaşmamız bizim dernek olarak zaten, federasyon olarak bunlara direkt birinci elden bu ulaşamayan insanları bizim tespit etmemiz lazım. Okuyamayan. Çok önemli. Niye okuyamıyor? Niye gidip de o yardımı almaması gereken insanlar? Her türlü imkan var. Gidiyor, oraya gidiyor, yazılıyor. Veyahut da E-Devlet üzerinden başvuruyor ama gerçek ihtiyaç sahipleri ben göremedim oralarda. Ulaşamadılar, ar ettiler. İmkanlar olmadı. Evet. Ulaşamadılar ama bizim derneklerimizin, federasyonumuzun daha çok da bunlara iletişime geçip gerçekten ihtiyaç sahibi insanlara ulaşması lazım. Yoksa ihtiyaç sahibi genele baktığın zaman çok herkes yani. İşte kaymakamlıkta örneğini gördüm ben bunun ama gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıp gerçek yardımların yerine vebalde kalmadan ulaştırmak önemli. Bu işin de vebali var. Şimdi oraya geldiği zaman Ramazan paketi koli programı yapıyoruz mesela. Gidiyoruz. İhtiyaç sahibi diye gidiyoruz ama ihtiyaç sahibi de değil. Bazıları da yani özür dilerim bir alışkanlık haline getirmişler. Onları bana da yaz bir paket. Bir koli de bana yaz. Bu değil aslında. Bizim yani dernek olarak, federasyon olarak görevimiz o ulaşılmayana. Tabii, ulaşıp gerçekten o insanlara yardımcı olabilmek. Gayet halisane ve normal olması gerekenleri söylüyorsunuz. Tabii bunları da tespit ettiğinizde siz de gönül rahatlığıyla bir huzur içinde. Kesinlikle zaten. Gerçek mutluluk o zaten. Yani yaptığın işten ne zamanki işin biter, kazasız belasız teslim edersin. Ya bu işte böyle. Gerçekten ihtiyaç sahibine ulaştığın zaman zaten hani şimdi bizim federasyonu açtığımızdan beri diyorum ya onlarca kişi geldi gitti mesela. Bazen kız öğrencilerimiz geliyor Samsun'dan. Staja geliyor mesela. Otele gidecek çok para artı yani hepimizin kızı var. Yani hangi ortama gidecek, nasıl bir yerde kalacak ama burada geldiler yardımcı olmaya çalıştık. Yani gönül rahatlığına hatta anahtarlarını bile biz verdik dairenin anahtarını. Evet. Kızım siz istediğiniz saatte burada sıkıntı çekmeyin. Gelin direkt. Kimseyi aramanıza gerek yok. Daire sizin. İşiniz bittiği zaman kapatın şuraya koyun diyerek anahtarı teslim ettik biz. Görevlimiz var orada. Hiçbir sıkıntı olmadan, gözler arkası olmadan hemen metro zaten yürüme mesafesi zaten. Evet. Sabah 7'de 8'de çıkıyor. Akşam 8'de geliyor. Yakında bir sosyal aktivite alanı varsa gitmek istediyse gidiyor geliyor. Rahatça kalabiliyor. Çok da seviniyorlar. Yani zaten dua zaten almak da aynen, çok önemli almak zaten. Çok güzel. Bir de başkanım bunlar ileriye doğru hep kar topu olacak. Nasıl kar topu olacak? Şimdi işte staj görüyorlar falan filan. Bir yere gittiklerinde, ettiklerinde kendi işte alın teriyle kazandıkları paralardan ileriye dönük size gelip bağışlar yapacak. Bizden sonra gelen işte kızlarımız olsun, erkeklerimiz olsun, kalsınlar diye federasyonu kalkındıracaklar diye. Ya Hamza Bey. Umut ediyor ve görüyorum. Şimdi biz eğitimden vurulduk. Hala da eğitimde de çok da söz sahibi değiliz gibi geliyor bana. Şimdi eğitime sahip çıkmak, eğitime yatırım yapmak. Şimdi biz 25 tane öğrenci okutursak burada, 15 tanesi bir yerlere gidecek illaki. Biz bugün falanca yerde bürokratımız var mı? Orada bu garibanımızın, hemşerimizin işini halledelim diye düşünüyoruz. Yarın buradan biz 15 tane gönderirsek, onlar da nereden geldiğini bilecek. Biz de sıkıntılarımız vardı. Bize federasyonumuz yardımcı oldu, okuttu bizi 4 yıl boyunca. İşte biz de bu göreve geldik. Bizim de bir hemşerimiz, garibanımız gelse de biz yardımcı olsak, bize ulaşsa. Veyahut da bizim
Benim işime yaramaz ama torun, çocuk. Tabii bir sonraki yarın ondan da bir sıkıntılar olacak illa ki. Vesile olacak birbirlerine. Gidecekler o kapıda, orada denk geldikleri zaman bir hemşerilerle ve federasyonun ve derneklerin aracılığıyla biz okuduk ve unutmadık desteklerini diye hemşerilerine yardım etme içinde olacak illa ki. Yardım etmek için bahane arayacak insanlar da kesinlikle. Eğitime o yüzden yatırım yapmamız lazım. İnşallah Allah'tan da bir sıkıntı olmazsa seneye zaten başlatacağız. Üniversiteler açılmadan hazır durumda olacak zaten. Tespitlerimizi yapacağız. Gerçek ihtiyaç sahibi bizim amacımız yani. Geçici olarak ev bulamayan Ankara'ya geldi, üniversiteye kazandı. İhtiyaç sahibi değil ama tabii ev bulamadı. Okul durumunu aksatmaması için. Veyahut da ev tuttu, ev tutacak imkanı var ama ev bulamadı. Ev geçiş bulana sürecine, kadar geçiş sürecinde de biz yine yardımcı olacağız. Geçici olarak kalabilecek. Kardeşim bir hafta veyahut da 3 gün, 5 gün için evini tut. O zamana kadar kalabilirsin. Okuldan da mağdur olmaz. İşinden de gücünden de mağdur olmayacak şekilde sabah kalkar. Eşyasını almaz ise eşyasını alır. Okula kayıt olması gerekiyorsa kaydını olur. Yurdu kontrol etmeye gidecekse onu olur. Açılma süresinde, bu geçiş süresinde de biz yine yardımcı olacağız misafirhanemizde. Evet sevgili izleyiciler, Dual Metal Kablo'nun hazırlamış olduğu Başkent Kulisi programında bu akşam Ankara Samsunlular Dernekler Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Işık bizlerle birlikteydi. Keyifli bir sohbet olduğuna inanıyorum. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Katıldılar. Sohbete ortak oldular. Evet başkanım, son sözlerinizi ben teşekkür alalım. Ediyorum. Özellikle bu imkanı sunduğunuz için. Bütün hemşehrilerimize buradan saygı ve selamlarımı izleyenlere, dinleyenlere iletiyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Emeğinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Evet biz de teşekkür ediyoruz. Bir başka Başkent Kulisi'nde buluşmak dileğiyle şimdilik iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.